Daha sonra işaretledikten sonra 9 kare şeklinde o telleri böyle çekiyor. Anladım. Boynu olan ipler çekiliyor, enli olan ipler kumaşın üstünde kalıyor. Daha sonra bunlar iğneyle şekil verilerek farklı desenler yapılıyor. Osmanlı kültürünün yaşatılması için bazı kurslar açıyoruz. Kurslardan bir tanesi de bu. Osmanlı motifleriyle işte nakış işlemi gerçekleştiriyoruz. Eğitici öğretmenlerimiz geleneksel kültürümüze ait ürünleri yeniden toplumun bilincine sunmak, onların geliştirmesini sağlamak maksatlı çalışmalar yürütüyorlar. Kültürümüzü yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Biz bu borcu da yani üstümüze düştüğü kadarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada hem lojmanlardaki hanımlar, hem akademisyenler, akşam kursumuz da var çalışanlar için, hem de üniversite öğrencilerine burada kurs veriyoruz. Yoğun talep var. Amacımız Osmanlı motiflerini ve unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı desenlerini tekrar böyle hani yaşatmak ve öğretmek. Ve son zamanlarda antika, etamin çalışması yapıyoruz. Antikanın çeşitlerini çalıştırıyoruz. İşte çift burma, kenar antika, fiyok antika diye. Ve çok güzel çalışmalar çıktı. Aynı zamanda tablolar da yaptık. Böyle işte ters lale, lale figürleri taşıyan. Ve bunlar aynı zamanda hem Çin'i hem de Osmanlı motifleri. Şimdi vallahi hocamın dedi. Boş zamanlarımızı değerlendirelim diye geldik. Ama çok güzel işler çıktı sonunda. İşte çocuklarımıza çeyiz yapıyoruz, işte arkadaşlarımıza yapıyoruz. Hediye olarak götürüyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz vakitlerimizi. Kapsamlı kursumuz çalıştığı için bu çok boyutlu olarak çalışmaya başladı. Biz ilk etapta nakış başladık. Nakıştan artan kumaşları değerlendirmek amaçlı bu çantayı yapmaya karar verdik aslında. Sonrasında bu güzel motif işte Hardangel çalışması olunca Hardangel çalışması olarak bu motifi çantaya yansıttık. Artan kumaşları değerlendirmek amaçlı. Bu şekilde Hardangel nakışını çantaya yansıttık. Topkapı Sarayı'nda var mesela aynı motifler. Tabii o zaman hamket yapılmış. Onlar da şu an sadece kışın başı 250 lira. Yeri değil.